Selamlar hocam. Saygılar. Hayırdır Muzo? Ha? Hocam gittim açık liseye kaydımı yaptırdım. Hemen kitapları verdiler. Vay maşallah. Aferin sana. Harita metot defteri de kapmışsın. Evet hocam hepsini aldım. İyi hadi bakalım. Bitireceksin liseyi yani. İnşallah bitireceğim hocam. Hadi ilk sınavın benden. Muzo, fare. Fare. Hocam o konuya daha çalışmaya başlamadım. Fare eve girmiş, nasıl yakalanır? Sizin evde fare mi var hocam? Ya karıştırma şimdi sizin ev bizim ev. Fare eve girmiş, nasıl yakalanır? Söyle bakalım. Fare, bizim köydeki evde mestana vardı. Ne yapayım yani, mestana mı sorayım? He, yok hocam, kedi diyorum kedi, kesin çözüm. Artık şehirlerde zehir kullanıyorlar, bir de kaban kuruyorlar. Olmaz kedi, olmaz. Kapan. Kapan. Ol. Onu kaptın Muzo. Evet. İlk onun benden. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun hocam. İlker Beyan. İlk bakışta iyi bir arkadaşa benziyor. Ama kağıt üzerinde biraz sıkıcı. Sorunu belli ki fırsatçı bir enfeksiyon. Büyük ihtimalle ya tüberküloz ya da pnömosistis. Dosyasını okudunuz mu? Okumaya başladım. Ama karakterler biraz karikatür gibi geldi bana. Hı? Çok sürükleyici değil. Şimdi. Hocam bu arkadaş geçen hafta HIV kliniğine gitmiş. Nereye gitmiş? HIV kliniği. HIV. Vay be. Biz HIV diyoruz, dolap dere HIV diyor işe bak. Bütün dünya böyle söylüyor. Doğru be yanlış. Senin dünyan benim. Peki. Şimdi işin ilginç kısmına gelirsek. Tüberküloz, pnömosistis, mikobakteri, CMV ve HSV için yapılan incelemelerde akut bir enfeksiyon rastlanmadı. Yani bu bir enfeksiyon değil. Yeniden yapalım kan incelemelerini. Evet ama inceleme sonuçları doğru olabilir. T hücreleri 200 civarında. Çok düşük değil. Enfeksiyonla savaşmaya yeter. Gözden kaçırdığımız başka bir enfeksiyon. Parazit enfeksiyonu. Hayır hocam. Gayet incelemesi de temiz. 2 ay önce T hücreleri 30'lara düşmüş. İlaç değiştirmişler. Bağışıklık sistemi güçlenmiş. Viral yükü düşmüş. Her şey iyi gidiyor derken tekrar daha da hastalanmaya başlamış. Hocam. Kabul edin. Bu vaka çok ilginç. Ya bağışıklık sistemi çok güçlüyse? Otoimmün bir hastalık mı? Mümkün değil HIV varken. Yeni HIV ilaçları uzun zamandır uyumakta olan bağışıklık sistemini uyandırdı. Bağışıklık sistemi huysuz, aç, kahvesini içmemiş, uyandı. Saldıracak yer arıyor, sağına soluna baktı. Saldıracak enfeksiyon göremeyince gariban eski enfeksiyonların zararsız kalıntılarına girişti. Tekme tokat. İmmün rekonstitüsyon sendromu. Yani ilaçlar onu o kadar iyileştirdi ki kendini tekrar hastetti. Yani eğer öyleyse bu çok ilginç bir... Sıkıcı, ilginç falan değil. Peki eski enfeksiyon kalıntıları bulmak için akciğer filmi çekin, bir de kortizon başlayın. Duydunuz değil sesini. Vallahi ateş hocası hastaya vurmuş dedi İpek Hanım, söylediği bu. Yok ya, vurmaz o. Kesin bir yanlış anlaşılma vardır. Ya adam anafilaktik şoka girmiş yani. Vurmasa da bir şey yapmış. Doğru. Yoksa niye senin alınan yardım sesin ki? O zaman geçerli bir sebebi vardır diyeyim. Peki, peki hekim olunabilir. Ben kaçıyorum buradan. Nereye? Gideceğim, bir şey araştırmam lazım. Niye? İstediğin kaynağı iç bağlantıyla buradan da ulaşabilirsin. Bir paylaşıma kapalı. Amma gizli, neymiş o? Gizli bir şey değil ya. Laboratuvar ortamında üretilen argonoid, beyin argonoidleri üzerine bir yazı. Ha, onu okudum ben. Senin okuduğun o değildir muhtemelen. Avrupa'da yazılan okumuşsundur. Bu Türkiye'de yeni yazıldı. Bir tane makale var, Miller-Dicker sendromu üzerine. Arkadaşlar ben koptum çünkü sizin bu teorik konuşmalarınız benim uykumu getiriyor. Ay biz senin cerrah hanımlarını dinliyoruz ama. Ama benimkiler kanlı canlı, dolayısıyla heyecanlı. Ha. Çok ayıp. Ne olmuş yani?